Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Outlast 2'ye baştan hoş geldiniz. Bunu yapmamıza gerek var mı? Geriye doğru gitsek bir yere çıkmıyoruz. Yukarıdan bir yerden düştük. Okey. Night Vision yavaş yavaş bitiyor. Geride pil bulamadık. En azından peşimizde oksijen elemanlar olmayacak. Ve ben ormanlardan da açıkçası birazcık sıkıldım. Yani sıkıldım derken... hareket etmesi, yön bulması çok zor oluyor. Gölün diğer tarafına geçeceğiz. Nasıl? Ben gölü görmedim hocam. Sana bir şeyler mi oluyor belki? He? Göl yanlış diyor, suya girmeyeceğim diyor. Haklısın, suya girmemeliyiz. Etrafından dolanalım. Eve gidelim mi? Buradan gidelim. Camlardan falan da girilmiyor. İyice kontrol etmek istiyorum. Buradan girilmiyor. Balık tutmuşlar buradaki elemanlar. Buraya girebiliyor o zaman. Gene kovalamacı olacak. Hazırlanın. Öğren, olay ne? Ha, bu taraftan geçecektik zaten. Okey. Yukarı doğru çıkıyoruz. Geldiğimiz yer değil orası, değil mi? Değil, değil. Hello? O çığıran kimdi acaba? Merhaba. Fark derken ne oldu? Neyi kastettin? Oradan mı geldi ses acaba? Hayırdır? Ne oldu lan? Bir şey mi patladı orada? Bir şeyler mi oldu? Bakalım ne olduğunu merak ettim. Elmam bu kadar şaşırdıysa. Tower. Kule. A radio tower or microwave relay. Bir radyo kulesi veya mikrodalga dalgalandırıcı. Belki medeniyet. Bir saniye bile olsa düşünmeyeceğimi, ölmeyeceğimi düşünecek kadar aptallaştım. Medeniyeti görünce. Yani şu an bulunduğun, içinde bulunduğun durum da bir tür medeniyet ama karma jetlerinin hangi tarafında kaldığı bir merak konusu. Aşağı ineceğiz herhalde. Okey, inelim. Madenlere gidiyoruz herhalde yavaş yavaş. Yoksa yok, madenler gölün diğer tarafında. Güzel yakmışsınız buraya ama pek ışık oluşturmuyor. Korkuyorum ya. Çok korkuyorum. Lan. Benden mi kaçıyorsunuz? Mark Aaron. Eğer bunu bulursanız Temple Gate'e geri dönün ve Pedernoth'ta Tanrı'ya olan inancımı sınayan
İşkence ve korkunun dolandığını söylenin buralarda. İnsanoğlu tek başına buna karşı çıkamaz. Düşman burada karanlıkta bekliyor. Tanrı benim ve sizlerin ruhunu korusun. Okey, iyice belaya batıyoruz yani. Pil var mı diye bakacağım sadece. Yoksa ki buradaki suların ne kadar saçma olduğunu... Pil olabilirdi burada şimdi. Pil yoktu demeyeyim ama olabilirdi çünkü radyo olduğunu gördüm. Ne zaman radyo olsa, el feneri olsa bir yerde gelen de pil de onun hemen yanı başında oluyor. Balıklar mı bunlar, neler? Ne anlamam, insan mı bunlar? Help, yardım. Ha, yardım gelmiyor. Aa, help yazmışlar buraya. Nelerle? Taşlarla, odunlarla falan. Kapıyı kırmışlar. Eleman ölmüş. Buradan gelmedim mi ben? Yoksa burası gidiş yeri mi? Ayo, buradan gelmedim, doğru. Önüne bir şeyler. Bu kadar. Okursunuz onu siz gene ama. Burası sadece buraya mı çıkıyor? Başka bir yere çıkmıyor mu? Daha fazlası olmadı ya. Yo, elman sadece buraya saklanmış yani. Olay bu. Okey. Geri döndüğümüzde bir şey bulacağız o zaman. Büyük bir ihtimalle. Veya suya gireceğiz bir noktada. Suya girmeyeceğiz. Hayır, yardımını istemiyorum. Yardımını istemiyoruz. Ben yüzme biliyorum, teşekkürler. Ne oluyor lan? Öldün mü? Öldüm. Ney? Ha, kasabaya geri döneceğiz. Okey. Burada da bir gidiş yolu yokmuş. Yokmuş. O elemanlar kaçıyor. Okey, buradaki notları okuduk zaten. Burada her şey aynı noktaya çıkıyor. Ya oraları bulduk zaten, o konuda... Herhangi ilginç bir şey kalmadı. Belki yukarıda bir şeyler varmış. Atladığımız, unuttuğumuz... Yukarıda bir patika var gibi. O patikaya nasıl çıkacağız? Asıl soru o.
Buraları okuduk zaten ama... Elemanlar nereye kaçtı ya? Raft. That could get me across. Raft mı? Neden bir önceki oyunda onu söylemedin? Öldüm oğlum, suyun içine girip öldüm. Raft hangisi ama? Buradaki Raft'i mi diyorsun? Bunu mu diyorsun? İttirebiliyoruz muyuz bunu? Yok, bu değil. Dur, gücümüzü saklayalım mı? Belli olmaz. Aman ha, sakın. Yer düştüğümüz zaman ne olacağını iyi biliyoruz. Evet, güzel şeymiş, sandalmış. İlginç bir gözlemimi de söyleyeyim. Gördüğün sandalların çoğu parçalanmış halde. Anlatabiliyor muyum olayı? Aa, saving. Güzel, harika. Bundan sonra ilginç olaylar var. Dikkatli olmamız lazım ha. Bak, bu göl ilginçmiş. Cidden ilginçmiş. Ne oluyor lan? Bir şey ittiriyor bizi arkadan. Etrafı iyice sis bastı. Ne oluyor oğlum? Okay. These are signs. The apocalypse. Bunlar işaretler. Kıyametin alametleri bunlar. Kaya doğru yüzmem lazım. Kayık. Bir şey olacak. Yüz. Hadi. Yanlış yere gitmiyor muyum? Mesela yürü. Her yer buradan iyidir. Mesela enerjimizi saklayalım herhangi bir şey olursa diye gene. Kıyıya vurmuş bir şeyler mi var, yoksa bana mı öyle geliyor? Şelaleye düşeceğiz gibi mi geliyor? Oh yes! Oh yes! Akıntı hızlanıyor, şelale var. Madenlere gitmek isterken iyice aşağıya gidiyoruz, ilginç bir şekilde. Come on. Oh. Shit. Oh.
Come on. Oh. Shit. Fuck. Come on. Ah. İlerideki şu ağaç sıkıntı olacakmış gibime geliyor sanki. Lin'i alan onlar. Aa, satanistler. Neredeyse oradayım Lin diyor. Nasıl lan? Madenlerden uzaklaşmıyor musun? Tarikat onları. Tamam, adam diyor ki tarikatçılar Lin'i öldürmek istiyor. Diğer taraftan satanistler Lin'i canlı olarak istiyor. Lin'in doğum yapmasını istiyorlar. Ama sıkıntı doğum yaptıktan sonra ne olacak? O yüzden ona ulaşmalıyım diyor her türlü. Ve sanırım şimdi satanistlerin topraklarına giriyoruz. Vuhuu! Hello! Geldim mi o topraklara yoksa daha devam mı? İlginç bir mekanik, ilginç bir bölüm oyundaki. Bot bölümü, orijinal bölümü en azından. Ağaç görüyorum. Nedense huzurlu olamadım. Gölden dışarı doğru akan bir akıntı mı bu? Saçma çünkü. Hani normalde nehirler göllere veya denizlere doğru akar. Ya belki göle doğru akan başka bir nehir varsa, başka bir dere bu onun dengeli tutuyordur ama yani başka bir dere yoksa gölü besleyen direkt gölün bitmesi gerekirdi yani. Çünkü şu anda gölün dışına doğru ilerliyoruz. Ve gölde başladık yolculuğa. Yo. Ne oldu lan? Akıntıya mı? Baştan ayaklarımız üzerine mi duruyoruz? Shit the raft. Lanet olsun diyor the raft. Ne? The raft kind of gone far. Raft fazla uzağa gitmiş olamaz diyor. Hayır, sana izin vermene izin vermeyeceğim. Yardım etmene izin vermeyeceğim. Okey, ne olduğunu görmedik ama biz gene yedi. Sadece göllü sınırlı demek, sınırlı değilmiş demek ki bu elemanlar. Nehirde de varmış. Hala öl değilim. Raft uzağa gitmiş olamaz. Hala yapabilirim, peki. Bu nefes alışveriş sesleri hiç sevmedim. Sadece karşıya geçebilsem diyor. Karşıya mı atlayayım acaba? Ama buradan geçiş varmış, güzel. Ama sanırım orada bir tane yaratıkla karşılaşacağız. Emin değilim ama karşılaşabiliriz. Hello, adamlar güzel bir mangal partisi vermişler. Uyarı olsun diye öldürmüşler veya merhaba olsun diye. Merhaba olsun diye muhtemelen diyor elemanımız.
Burada mı devam ediyoruz? Buradan geldik. Baştan burada şey yapmamız mantıklı olmaz. Ne? Interact. Ha! Oh be. İttir ittir ittir. Oo, Superman kuvveti. Orada bir tane yazı ortaya. Ne oldu ya? Gene öleceğiz ha. Kaya tutun, kaya 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 tutun. Ben direkt geçeceğiz zannediyordum orayı. Aşağı düşme ihtimalimiz yok zannediyordum ama varmış. Okay. Şurada bir yazı var. Love set us free. Sevgi bizi serbest bıraktı. Okay, sevgisi özgür bırakmış. Şu mu? Sevgi her yerde zaten. Aşkı sevgiyi her yerde görüyoruz. O konuda sıkıntımız yok. O konuda hemfikiriz. Çabuk 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 çabuk. Okay. Ama bu bölümü çok sevdim ya. Kayık bölümünü. Cidden çok sevdim. En rahat bölüm. Gerçi açısından. Kafam fazla karışmıyor. Olaylar basit ve atmosfer süper. Ve insanı geriyor. Çünkü sağlam bir temel üzerinde değilsin. Kayık üzerindesin. Ama işin ilginci aslında en güvenli yerdesin. Muhtemelen şu anda karada olsak daha tehlikeli olurduk. Her ne kadar suyun altında bizi öldürmeyi bekleyen yaratıklar olsa da, yani şu hiçbir güvenlik sağlamayan kayığın üzerinde olmak bile tehlikeli sular üzerinde karada olmaktan daha güvenli. Bir ironi var orada. Ve sanırım çarpıp çarpmamam sadece şeye etkiliyor. Kayığı baştan almamı gerektiren küçük bölümleri etkiliyor. Mesela az önceki gibi karşıya geçip kayayı almak zorunda kalmıştım. Veya şey gibi kürekle kayayı itmek zorunda kalmıştım. Merak ediyorum. Acaba herkes aynı yerleri mi oynadı yoksa? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Kendine gel, kendine gel. Oo. İşte dedim ya, kayık daha güvenli diye. Kayık yavaş yavaş o verdiği güveni kaybediyor. Ama muhtemelen buna benzer bir şey kendimiz de yaparız ya. Tek ihtiyacımız olan bir çivi, bir de kütük yani. Kütüğe bile gerek yok. Sağda solda bulduğumuz tahta parçalarını bir araya getirerek de yapılır. Bu kayık, sal bu, sal, kayık değil bu, sal. Sal. Ne oluyor lan? Lan karaya çıksana. Oğlum. Lan karaya çıksana. Neden çıkmıyorsun oraya? Abi neden oraya çıkmıyorsun?
Neden krallıkların üzerine çıkmıyorsun? Bak burası bile oyuna... Hello. Dilli eleman. Dilli. Dilli suda mıydı yani? Anlamadım. Okey, yani suda boğulmamız gerekiyordu bir nevi. Zaten suyun dibine çekildiğimiz zaman bize saldıran elemanlar dilli gibi görünüyordu. O yüzden buradan kaçsak ne olacak? Bir şey olmayacak. Aynı şeyler. Havuz bölümüne geldik okulun. Buradan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Lan Outlast'taki o şey yeri vardı. Hapishane yeri vardı. Hapishane hücre kapılarını böyle çekmeye çalışırken veya açmaya çalışırken sürekli karşınıza çıkan bir iki tane tip vardı. Oralar inanılmaz ya. Oraları hatırlatıyor bana. Ve açıkçası kapılarının dizaynı da sanki o yönde gibi. Hani sanki bir şeyler olacak gibi. Okey. Bakın şuradaki camlar çok şüpheli. Hani herhangi bir şey olabilir herhangi bir zamanda. Anladınız mı? Girelim bakalım buraya neler kimler var içeride. İşte Road to Damascus. Şam'a giden yol mu? Hayırdır? Kampanya suyunun... Şam'a... Ha. How the fuck do I get out of here? They are all going to laugh at me. Hepsi sana gülecek. Şurayı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz ama orayı birisi açmak istiyor. Tamam, orayı açacağım. Ama nereden kaçacağız? Kaçacak yer yok gibi. Hadi yeterli kaçabiliriz. Şurayı açayım. Açayım mı burayı? Açıyorum. Okey. Kim kullandı orayı? Kapat lütfen. Teşekkürler. Peki. Peki. Neyse. Korktum kız. Korktum. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Benim bu videonun keyif almasını özel güzel keyif alıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bye bye.